Arşiv Odası'ndan yeniden merhaba. Bugün Arşiv Odası biraz daha farklı, biraz daha kalabalık. Çünkü yanımda bir konuğum var. Tiyatro oyuncusu Sevinç Erbulak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevinç Erbulak'ın yolu Londra'ya düşmüştü. Bizi de kırmadı, stüdyolarımıza konuk oldu. Çünkü bugün kendisiyle 1988 yılına gidip babası Altan Erbulak'ı dinleyeceğiz. Tiyatro oyuncusu, karikatürist ve köşe yazarı Altan Erbulak, bundan yaklaşık 30 yıl önce BBC Türkçe Radyosu'na bir söyleşi vermiş ve bu söyleşide pek de bilmediğimiz bir anından bahsetmişti. Hadi gelin ilk başta 1988 yılına gidip Altan Erbulak'ı dinleyelim. Ardından da Sevinç Erbulak'la babasını konuşalım. Merhabalar, bir bilgisayar programında daha yine birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Karşımızda bugün bir konuğumuz var. Telefonun diğer ucunda Türkiye'de birçok kişinin birçok değişik nitelikleriyle tanıdığı bir konuğumuz Altan Erbulak. Geçen cumartesi günü belki birçoğunuz televizyonda Altan Erbulak'ın hazırladığı bilgisayar programını, bilgisayar dünyasından programını izlemişsinizdir. Şimdi karşımızda Altan Erbulak. Sayın Erbulak, bu cumartesi günü yayınlanan ilk program ve daha sonra yayınlanacak programlar, Türkiye'de bilgisayar konusundaki gelişmeler bugünün konusu. Ne hedefliyorsunuz bu programla, bu programlarla? Öncelikle bilgisayarın çağımızın olgusu olduğunu amaçlıyoruz bir. Yani çağımızda bilgisayar diye bir olay var. Bu bilgisayar sanırım ki 10 yıl içerisinde bütün alanlarda kendini gösterecek ve bilgisayarı bilmeyen, daha doğrusu bilgisayar kullanmasını bilmeyen insanların gerçekten yaşamaları zorlaşacak gibi geliyor bana. Ama bilgisayar o kadar kolay bir makine ki bunu herkesin öğreneceğine inanıyorum. Korkmamalarını sağlamak, bilgisayarın bir telefon gibi olduğunu, bilgisayarın bir kapı tokmağı gibi olduğunu insanlara ve isteyenlere öğretmek amacındayız. Bu ilk programdan sonra tabii ki tepki aldınız çevrenizden. Kim ne dedi program hakkında? Programın ilk yayınlandığı gün, tabii banttan yayınlandığı için tiyatromdaydım. Tiyatro oyuncuları büyük bir ilgiyle izlediler. Ve benim onlara bütün bu zaman içerisinde anlattıklarımın dışında birdenbire program haline geldiğinde daha çok ilgiyle izlediler. Örneğin bir bilgisayarın özellikle paket programlarının nasıl kullanıldığı üzerinde çok büyük bir iştenlikle durdular. Yani bilgisayardan korkmamaları gerektiğini daha ilk programda anlattılar. Bana da büyük mutluluk verdi bu. Tiyatronuzdaki arkadaşlarınızın çoğu tahmin ederim daha önce bilgisayarın tuşlarına bile dokunmamış kişilerdi. Evet, gerçekten öyle. Bilgisayarın tuşlarına bile dokunmamış ve bütün özel olarak anlattıklarımda, yani daha önce programdan önce pek bir şey anlamamış durumdaydılar. Fakat program onları olağanüstü etkiledi. Ve ben de tabii bu etkilenmelerinden dolayı gerçekten mutluluk duydum. Çünkü demek ki özel olarak anlatmak değil, böyle genel anlatmakta yarar olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldum. Nasıl görüyorsunuz siz Türkiye'de bilgisayarın geleceğini? Biz öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bilgisayar olayında Türkiye ilk kez diğer Avrupa ülkelerinden geç kalmamış durumda. Yani hemen hemen bu olgunun çıktığı günlerden itibaren bilgisayar Türkiye'ye girmiş. Örneğin 1954-55 yıllarında karayolları ilk kez kullanmaya başlamış bilgisayarı. Demek ki biz de Batı dünyasıyla birlikte bilgisayarı kullanmaya başlamışız. Fakat yaygınlaşması için bir 20 yıl geçmesi gerekmiş. Bu 20 yıl içerisinde gerçekten öncelikle çok korkulmuş bilgisayarda. Yani program yapma konusunda, dil bilme konusunda, dil derken de bilgisayar dilinden söz ediyorum. Fakat sonradan bunu başka insanların yapacağını, fakat genel olarak bütün insanların bilgisayarı kullanmalarının son derece kolay olduğunu öğrenmişler ama tabii televizyon gibi çok geniş insanlara seslenebilen bir araçtan duymadıkları için gene o korku sürmüş. Bu korkuyu sanıyorum ki 26 program sürecek olan bu bilgisayar dünyası programında hem kolaylıkla üstlerinden atacaklar hem de bilgisayarın gerçekten çok kolay bir şey olduğunu öğrenecekler. Onları işte Altan da kullanıyor esprisine girip artık korkmamaları gerektiğini anlatıyor. Sizden bahsedelim biraz. Evet. Ne yapıyorsunuz makinenizle? Ben ilk önce bir 48K Sinclair'le başladım işe. Çok uzun zamanda öğrendim bilgisayarın bu en basit dili diye tanımladığımız Basic'i. Çok uzun zamanda öğrenmiyorum çünkü ben de bir bilgisayarım. Bilgisayar olduğumu öğrendim sonradan. Belleğimde, hafızamda o kadar çok şey vardı ki onları çıkarıp bilgisayar bilgisini almak
Benim için çok güç oldu. Çünkü yaşım bir hayli ilerlemişti bilgisayara başladığımda. Aşağı yukarı 50-51 yaşındaydım. Tabii ki benim için zor oldu. Oysa ki 12 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuğum çok daha rahat öğrendi. Çünkü onun kafasında, belleğinde çok yer vardı. Ben de amatör olarak kalmaya karar verdim. Çünkü diğer dillerden bir tanesini öğrenmek, örneğin machine language'i öğrenmek veyahut da COBOL öğrenmek veyahut da Fortran öğrenmenin gereksizliğini öğrendim en azından. Benim için gereksiz olduğunu öğrendim ve onun için amatör olmaya karar verdim. Ama yaptığım şeylerin içerisinde örneğin bir paintbrush bir program var. Karikatür çizebiliyorum. Bu karikatürlerimi saklayabiliyorum istediğim boyutlarda, istediğim biçimde. Diğer paket programlarda yazdığım bütün yazılarımı saklayabiliyorum. Onlar duruyor. İstersem değiştirebiliyorum. Bilgisayarı tabii ki çok basit olarak telefon rehberi olarak kullanıyorum. Sonra bilgisayarı gene masa takvimi olarak kullanıyorum. Yani günlük işlerimi, ondan sonraki günlerimi, ilerideki günleri yazıyorum, neler ne yapmam gerektiğini. Yani bilgisayar bana sekreterlik görevini de yapıyor. Bu kadar da bana yeterli oluyor sanıyorum. Ama disketli bir makinenin, hard diskli bir makinenin her evde olmasına taraftarıyım. Yani her evde olmalı ve geniş amaçla kullanılmalı. İsterse babası gelsin günlük işlerini tutsun. Çocuk kendine oyunlar oynayabilir veya bilgisayarı kullanmasını öğrenebilir. Anne evin içerisinde bütün ihtiyaçlarını gene bilgisayara yazabilir, oradan alabilir. Yani herkesin kendi disketi olursa bir bilgisayar bütün 3-4 kişilik bir aileye yetecektir sanıyorum. Herhalde öyle bir gelecek bekliyor bizi. Bekliyor diye geliyor o gelecek. Yani kapıda tık 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 seslerini duyuyorum. Oldu. Çok teşekkürler Sayın Altaner Bulak. Ben teşekkür ediyorum. Ta Londra'dan beni aradınız. Mutlu oldum. Özellikle bu şekilde bir bilgi verdiğim için de kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü hizmet etmek benim için çok daha büyük mutluluk. Ne kadar hoş, ne kadar tatlı anlatıyor, evet, değil mi? Evet, evet. Her yani şeyi öyle anlatıyor. Bilgisayarın hayatlarımıza gireceği aslında tabii çok belli ama yine de çok öngörülü, ne kadar böyle eğitici bir vizyonu var. Bu konuda varmış. Gerçekten çok öngörülüydü. Yani ben zaten babasını erken kaybetmiş bir kız olarak gidişiyle ilgili her zaman çok dünyadan çok erken ayrıldığını düşünüyorum zaten. Ama bu konuda şu günün olanaklarında babam olmalıydı. Çünkü bu öngörü gerçekten tuhaf bir öngörü. İnsanın böyle kalbini burkan bir öngörü. Çok yerde anlatmıyoruz yani. Babamı çok konuşmayı çok seviyorum ama hani böyle bir sürü anı parçasını insan kendine de saklamak istiyor. Şimdi o yıllar bizim evimizin bilgisayar ziyareti yıllarıydı. Evde tanımlanamayan cisimler vardı arkadaşlarıma göre ve böyle altın günleri gibi sevincin evinde bilgisayar varmış falan diye bize böyle ziyarete gelip babam onlara aletleri tanıtırdı. Çocuklar, evlatlarım, bu Sinclair, bu Commodore, buradaki telsizim, o fax makinesi falan diye. Ve işte o paint programlarda çizerek gazeteye yollardı. Ve böyle akıl almaz heyecanlardı. Çünkü çok daha hızlı yapabileceği şeyleri uğraşarak, onun üzerinde emek sarf ederek bir şekilde o dünyanın içini çok merak ederdi. Ve böyle maçlar için onu gazete, Milliyet Gazetesi, bazen babam büyük, çok dev Galatasaraylıydı yani hepimiz, bizim bütün sülale öyledir. İspanya'ya gidecekti 82 yılında. Ablama demiş ki, Ayşe demiş abi böyle ileride demiş bilgisayarlarda şöyle şeyler olacağını biliyorum yani hayal, hani tahmin bile değil bu demiş, biliyorum, bildiğim bir şey söyleyeceğim. Çünkü mesela biz babamı bir santralı arardık, numaramızı verirdik, kapatırdık, işte 2-3 saat sonra babam bizi arardı. Ya da santral arardı ve babamı bağlardı. Bunlar böyle işlerdi o zaman hayatta yani. Birine ulaşmak istiyorsun lütfen 2015'ten bak yani ve 3 saat sonra ulaşabiliyorsun. Bir tanıdığın uçakla bir yere gitmişse i̇yi yani. Ülke değiştirmiş. Evet, çok iyi şartlarda. Demiş ki ablama, şimdi demiş böyle biraz ileride işte 10-15 seneye kadar demiş. Senin burada bir bilgisayarın olacak, benim İspanya'da bir iş. Diyelim ben İspanya'ya gidiyorum demiş maça, Cimbom'a. Geçeceğiz demiş ekranın karşısına. Ben bir tuşa basacağım, sen bir tuşa basacaksın. Birbirimizi göreceğiz zaten demiş. Ondan sonra da demiş hiç yazışmadan, hani ona bile zahmet etmeden konuşmaya başlayacağız. Bana anlattı bunu ablam. Ya babam da yanımıza, ya baba yapma Allah aşkına dedik. Yani ablam ilk anlattığında hadi baba ya demiş. Böyle o şeyimizdir, bizim de mottomuz. Ablam babamın kızı oldu bu konuda. Delice takip ederek. Yani şu an yeni aldığı aletlerin adını söylüyor. O ne be falan diyorum. Sevinç git benim kardeşim değilsin falan diyor ablam. Ben aletlerin şeyini tanımıyorum yani. Özelliklerini falan bilmiyorum. Bir şey air bilmem ne falan diyor. Her an yeniliyor. Her an kendini yeniliyor. Babam ablam da bu konuda yaşıyor.
Ama sizi de zorluyordu galiba değil mi küçükken ya, öğrenmeniz için? Hiçbir şeye zorlamadı da hayatta babam beni. Tabii ki dünyayı yakalım. Çünkü ne diyor? Yapamayan, yani bunu kullanamayan insanlar geri kalacak. Yani adapte olamayacak diyor. O kadar doğru bir öngörü ki. Ben böyle bir ortalarda duruyorum şu anda galiba bu elektronik meselede. Annem babamın kullanamazlarsa geri kalacak dediği ülkede yaşıyor hala. Çamaşır makinesini neye basıyorduk, hangi program falan diyor. Yani babam öldürürdü bizi. Ya zaten biz bence böyle olmazdık babam hayatta olsaydı. Bu konu bizim evimizin çok özel konularından biriydi her zaman. Ve hani böyle ben bir çocuk olarak kendimi o kadar şanslı hissediyorum ki zaten sadece onun evladı olmak bile bütün bu konuların dışında benim için çok büyük bir şans. Öyle bir babaydı çünkü. Ama bu konuda da böyle eve her an yeni hazinelerle gelen bir çocuk adam, bir çocuk baba. Sevinç alet çıkmış falan diye getirip, yani babam böyle takılan, işte fişe takılan, tuşları olan, ekranı olan her şeyle büyülü sihirli bir ilişki kuruyordu hayatında. Onu o sırada izlemek bile gerçekten çok keyifliydi. Ben çektim, bir fotoğraf getirdim. Belki sonra burada bir halledebilirseniz. Tamam, tabii. Ben bilgisayar başındayım. Babam başımda böyle güzel. Evet. Böyle nöbetçi gibi bekliyor. Bana öğretmeye çalışıyor falan. Tabii güzel. Çok özel bir ilişki yani. Bir babanın çocuğundan daha meraklı bir şekilde, aslında çocuğun daha çok merak edeceği bir konuda, düşünebiliyor musun ona böyle bir şeyler anlatmaya çalışması falan. Tabii bilgisayarı bu kadar zaman ayırıyormuş ama hayatınız, yani Altan Erbulak'ın kızı olarak herhalde biraz da kulislerde geçti. Her zaman. Siz de demin bahsettiniz onun kızı olmak çok özeldi diye. Öyleydi. Nasıl bir şeydi Altan Erbulak'ın kızı olmak, bize biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi bunun hiç onun ünüyle, o dönemdeki şöhreti, işte tanınırlarıyla falan hiç bir ilgisi yok aslında. Şimdi bizim Türk aile yapısında genelde anneler babalara köprü oluyor. Babalar böyle biraz daha ulaşılmaz. Çocuğun baban duymasın tonlarında. Onu baban bilirse çok fena olur Sevinç falan. Yani Sevinç, ben bunu hiç duymadım. Böyle bir cümleyi hiç duymadım. Böyle bir cümleyi hiç duymadığım için bir sürü hatam olmuştur. Bir sürü mutsuzluğum olmuştur hayatta ama onlardan erken sıyrılabilmek denen melekeyi bu babamın bir şekilde bana hiç söylemediği ama benim hep hissettiğim, benimle her şey paylaşılır Sevinç dediği, yani demediği, hissettirdiği yerde bir baba kız ilişkimiz vardı. 13 yaşıma kadar babam hayattaydı ama böyle sanki 130 yaş falan gibiydi benim için o. Yani güzel yaşadım ben babamı. Bariyersiz bir babaydı. Her şeyi danışabildim. Hiçbir hayalimle alay etmedi. Çünkü genelde ediliyor çocukların hayalleriyle. 6 günde bir meslek değiştirdim. Hepsine çok yakışır benim kızıma dedi. Her defasında, yani astronot olma fikrime de çok yakışır dedi. Dansöz olmaya karar verdiğimde de zaten başka ne olabilirsin ki dedi. Veteriner olacağım dediğimde harika bir veteriner olacaksın dedi. Ben onu biraz şimdi kendi anneliğimde yaşatmaya çalışıyorum kızıma. Yani o yazılı olmayan kuralları ve bu hiç hani söze dökülmeyen şeyleri biraz şimdi kabine, onun özgüveniyle ilgili, onun yaşama tutunduğu yerle ilgili biraz babam tarafından yaklaşmaya çalışıyorum. Çünkü dünya çok sertleşti babamın kaybının yıllarından sonra ve bu 88 yılı babamı kaybettiğimiz yıl. Röportajın ayını bilmiyorum tarih olarak ama. Sene başında. Yani. Sene başıysa biz 5 ay sonra, hatta 5 ay bile değil çünkü 1 Mayıs'tır babam işçi bayramında kaybettik. İşte 3-4 ay sonra babam artık dünya değiştirdi. Ve dünya çok keskinleşti o günlerden bugünlere, bu yıllık bir röportaj. Ben öncelikle diyemiyorum çok konuştuğum için önünde. Çok teşekkür ediyorum sesini bana yeniden armağan ettiğiniz için. Çünkü ses unutulan, böyle anımsanan bir şey. Böyle işte göz dolduran, burun sızlatan bir şey. Çok heyecanlandım ben dinlediğimde de. Çok hoşuma gitti. Severim böyle olmayı. Hiç yani şu an kötü bir hisle böyle değilim. Çok teşekkür ediyorum tekrar babamı bana böyle ışınladığınız için yani. Peki bunu dinlerken aklınızda anlattınız bazı bilgisayarla ilgili anılarınızı ama ben en unutamadığınız anınızı... Ay o kadar çok ki. Tabii hangi çok zor anlatayım yani. O kadar çok ki. Bir tane şu. Şimdi benim her şeyime izin veriliyordu ben ilkokuldayken. Ve böyle arkadaşlarımın yasakları vardı. Hangisinin daha doğru olduğunu hiç önemli değil yani. Ben hayata öyle bir yerden bakmıyorum. Ben öyle büyüyordum, arkadaşlarım genel ortalama başka türlü büyüyordu. Ama ben işte bu akşam Aylinlere gidiyorum git. İşte Emrelere gidiyorum git. Ayşegilere gidiyorum git. Her türlü iznim vardı. Şunu giymek istiyorum. Giy. Onu yapmak istemiyorum. Ödevimi yapmak istemiyorum. Yapma, bu senin hayatın falan. Bir gün okuldan bir arkadaşım evine çağırmış. Ben de annemler izin vermiyor diye gitmemişim. Halbuki böyle bir şeyi eve sormamışım.
evin izin vermediği çocukluğu yaşamak istemişim. O aile de yakın tanıdıkmış bizimkilerle. Çok şaşırarak evi aramışlar o akşam. Hani Altan Bey neden izin vermediniz diye. Babam da böyle bir şeyden haberi olmadığını söyleyip bana gelmişti. Niye böyle bir şey yaptığımı sormuştu. Çünkü hani çok küçük bir yalan belki. Hani ya da yalan bile değil ama niye böyle bir şey yapıyorsun demişti. Ben de işte çünkü işte siz benim her şeyime izin veriyorsunuz demişti. O kadar ters bir şey ki yani bu. Babam da bana kızım yani burada doğrunun yanlışının olduğu önemli değil. Hani hangi ailenin yapısının doğru olduğu ama ben hep haberim olduğu müddetçe sana hep izin vereceğim. Çünkü bu senin hayatın demişti. Onun için bir daha bir arkadaşına gitmek istemediğinde gitmek istemediğin için gitme. Babam izin vermiyor deme bir daha çünkü yok böyle bir şey demişti. Bunu hiç unutmadım çünkü bir kere de aynı şekilde bir şey söylemeden kaçmışım mesela. Beni merak etsinler diye. Fakat hiç merak etmemişler çünkü işte şu servise bindi gitti. Ben böyle biraz galiba merak edilmek, izin, annem izin vermedi, babam kızıyor falan demek istemişim herhalde çocukken diye düşünüyorum. Çünkü kızmadı. Ben babamın bağırdığını, sesinin yükseldiği bir anı, şöyle elini masaya vurduğu bir anı falan yok öyle bir şeyim yani. Ben bir kere kahvaltı masasında annemle tartıştığımız için babam olayın içinde de değildi. Biz annemle böyle saçma sapan bir şey tartışıyorduk herhalde. Yeter diye böyle sofraya vurmuştu. Biz de gülmüştük. Çünkü babam sofraya vurunca komik olmuştu. Yani babam kızınca kızmayı muhtemelen oynadığı için hani duygulu bir hani gerçek bir hissi olmadığı için böyle yeter diye vurup çorba şey böyle kahvaltı sofrasıydı. Tabakta havalanınca baba çok komik oldun ya demiştik ve o da böyle kızamayan baba olduğunu anlamıştı, fark etmişti o sırada. Ne yazık ki siz biraz daha hani küçükken hayatını kaybetti. Kafanızda ya keşke şunu da yapsaydık, yapabilmiş olsaydık gibi yani ufak tefek böyle. Yani o ufak tefek olur mu? Kocaman onlar. 20 ha birlikte yapmadığımız. Böyle bir şeyin cevabını vermeye herhalde imkan yok ama yani şöyle söylersem sanıyorum anlayacaksın. Bugün burada yayına baba kız olarak bu sohbeti keşke yapsaydık. İlk tiyatro oyunumun ilk gecesinde keşke babam kulağımı çekseydi. Keşke düğünümde babamla vals yapabilseydim. Keşke beni işte o yürütseydi işte evet diyeceğim masaya. Keşke babam kavininde oho yani şu anda var ya o kadar çok ki. Tabii çünkü yani dediğim gibi öyle bir babaydı. Her şeyime tanıklık etmesini isterdim. Ona bunlar güzel dileklerim. Bir de kafam sıkıştığında, çözümleyemediğim şeyler yaşadığımda, özel hayatımda zorlandığımda baba nedir bu işin raconu demeyi babama çok çünkü diyebilirdim. Her şeyimi sorabilirdim babama. Size her türlü destek olduğunu, evet. Yani kendinize güveninizin yerinde olması için elinden geleni yaptığını söylediniz. O kadar böyle farklı meslekler arasında gidip gelmiş olmanıza rağmen evet. Sonunda siz de tiyatroyu seçtiniz. Evet. Nasıl oldu bu? Ya o da sanıyorum şöyle kendiliğinden oldu. Şimdi onun bir çıkışı olur. Bütün tiyatro yani hangi tiyatro sanatçısı ya da sanatçıların çocuğuna sorarsan bir ortak cevapla başlarız gibi geliyor bana. Bu yani bana özel bir cevap değil. Biz daha çok yani benim kişiselimde de böyle oldu. Anne babayı daha çok görmek için tiyatroya gidiyorsun. Bir şey seyretmek için değil aslında. Hı-hı. Çünkü arkadaşlarının anneleri ve babaları 6'da eve geliyor. Senin annen ve baban 6'da evden çıkıyor. Çünkü öyle bir işte çalışıyorlar. Ya ben bu gece gideyim de ödevlerimi de orada yapayım falan derken o gitmelerin sayısı sıklaşınca oradaki dünyanı evdeki dünyan gibi konformist bir şekilde ayarlamaya başlıyorsun. Benim hayatımdaki bütün odalarım yani sevinç odalarım, tiyatrodaki odalarım evimdeki ev değiştirdikçe düşün. Evimdeki odalardan daha güzel ve oda odaları olmuştur tiyatrodakiler. Hı hı. Çünkü yaşamımın çok büyük bir bölümü orada geçmiştir. Öğrencilik yıllarımda okurken. Ve tabii şimdi öyle olunca ödev bitiyor, uykun gelmiyor bir şey. Çok renkli bir dünya. Çok annen ve çok babam var. Bunun manevi çok büyük bir hissi var. Metin ve rahmetli Metin abi, Serezli ve Nevra ablanın da oğulları Selim ve Murat da aynı şeyi söyleyecekti. Bizim üçümüzün odası böyle birlikte büyüyorsun. Birlikte büyüdüğün kocaman yani Selim ve Murat'la birlikte büyüyoruz o yıllarda. Bir de birlikte senin büyüdüğüne tanıklık eden, büyük görünen, yetişkin görünen küçük küçük arkadaşların da var. Yani böyle babamın annemin yaş grubu tabii ki kaç yaşında olduklarını bilinçli olarak biliyoruz ama onlar da böyle çocuklar. Bir gün bir şapka takıyorlar, bir gün Mark oluyorlar, bir gün Lucy oluyorlar, bir gün Melat oluyorlar. O kadar renkli bir dünya ki çok da kolay geliyor
seyredene. Çünkü ben çok iyi bir kuşağın çocuğuyum. Yani bizim mesleğimizi layığıyla yapan o yılların koşulları da bence bu yıllara göre, bu cümleyi de kurduğum için çok üzgünüm. Çünkü dünya giderek daha iyi olması gereken bir yer olmalıydı. O yıllarda sanat bizim ülkemizde olsun, dünyada olsun. Gerçi dünyada hala iyi de bizim ülkemizde çok tartışmaya açık. Çok özel yıllarda sanat yapan bir camianın tam orta yerinde büyüdük hep birlikte. O kadar işlerini o kadar iyi yapan insanlardı ki bir iş gibi değildi. Çünkü iş dediğimiz şey evden çıkarken böyle işe gidiyorum dedirten bir şey olduğunda sadece hayat gailesinde para kazanmakla ilgili bir şeye dönüşüyor. Babam hep şey derdi meslekle ilgili. İki tane çok güzel şeyi var. Altan Bey kolay mı demişler böyle bir dağın bir tepesinde. Sizin de bu oyunculuk kolay bir şey değil mi demişler. Çok kolay, çok kolay. İlk 36 yıl zor biraz demiş babam. Bir bunu söylerdi, bir de şey derdi. Ne güzel Sevinç ya, yani sevdiğim işi yapabiliyorum. Bir de bana üstüne para veriyorlar derdi. Şimdi bu bir işletim sistemi söylüyor ya kendisinin, hı-hı, de bir bilgisayar olduğunu zaten. Şimdi ben öyle öğrendim bu mesleği ve hayatımda hiç pişmanlık duymadığım tek şey bu olabilir. Her şeyin içinde küçük pişmanlıklar saklıdır ya da küçük gururlar saklıdır ama hiç pişman olmadığım, çoklu yaşamlar varsa bir daha dünyaya geleceksem, anımsayacaksam veya anımsamayacaksam hiç önemli değil. Kesinlikle yeniden tiyatro oyuncusu olmak isterim çünkü tam beklediğim gibi bir dünyaydı. Çok güzel ustalardan öğrendim. Oralar okuldu benim için. Çok erken okudum yani mesleği. Hiçbir şeyi başka kendime yakıştıramıyorum. Zaten babam da hep öyle söylerdi. Kendine yakışanı bul. Evden seni ayaklarını popona vurdurarak götürecek olan işi bul. O zaman işin iş olmaz. O zaman işin aşk olur. Bir sevgiliye gider gibi. Çok sevdiğimiz birine koşar gibi koşmamız gerekiyor mesleğimize. Ben bu konuda bir azınlığın da temsilcisi olduğumu düşünüyorum maalesef. İnsanlar istedikleri bölümlerde de okuyamıyorlar ya. Ne kadar değerli bir şey aslında. Yani aslında siz hani 13 yaşındaydınız vefat ettiğinde. Hani toplumumuzda küçük sayılan bir yaş. Çok. O zamana kadar size ne kadar büyük ve önemli hayat dersleri vermiş, evet, ve sizin istediğiniz yolu bulmanız. Bir de bu dersleri sağlamış. Böyle yani hani babam Sevinç'im gel bak hayatı konuşacağız falan. Hiç böyle hatırlamıyorum yani. Tenkit ettiğinde de, ihtarlar, uyarılar, hı-hı, yaptığında da, okşadığında da babam hep severek anlatmaya çalıştı. Çok çok sevgi dolu bir adamdı. Sanatçı bir ailesiniz, ablanız, yeğeniniz, herkes tiyatronun içinde. Hepimiz. Babanızın da yani sahne adamlığı dışında eğitici tarafını da gördük bu söyleşi sayesinde. Evet. Siz de şimdi o yöne eğildiniz biraz, evet, ve Erbulak Evi kurdunuz. Biraz bahseder misiniz? Evet, çok isterim hem de bahsetmek. O da ablamla Dağhan'ın düşü. Ablam ve ablamın oğlu Dağhan. Yani o da işte babamın torunu. Nefis anlıyor bu arada. Aman lafını edeyim de sonra kızmasın. Ablam gibi o da. Onların bir hayaliydi. Ben açıkçası biraz korktum. Babam duysa kızardı. Ben 14 senedir eğitmenlik yapıyorum. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezunum. Ve orada 7 yıllık asistanlık döneminden sonra devam ediyorum şu anda. Hayatta her şeyden vazgeçebileceğim ve bir sürü rota değiştirip ana yollardan tali yollara girebileceğimi biliyorum. Artık hiçbir şey benim için vazgeçilmez değil. Kızım dışında. Bir de eğitmenliği bunun yanına koyuyorum. Neredeyse kavin büyüklüğünde. Yani neredeyse diyorum, kavinden büyük bir şey olmadığı için hayatımda. Dolayısıyla beni çok heyecanlandırdı. Çok heyecanlandırdığı için çok korkuttu. Çünkü bu zor bir şey. Hı-hı. Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi iyi yürekli insanlar yetiştirmeye çalışıyor aslında. Ve tam bir okul diyemeyiz. Çünkü yetişkin, yani meslek sahibi olan insanlar eğitim, hı-hı, görüyor. Bir de çocuklar eğitim görüyor. Yani aslında çok iyi bir şey. Bütün öğrendiklerini yeniden temize çekmek isteyen ya da hiç bilmedikleri bir şeyi merak eden tırnak içinde insanları davet ediyoruz. Bir de çocuk merakında olan çocuk yaşındaki öğrencilerimiz var. Orada ders veriyorum. Bir akşam sınıfım var. Onlar işte sen ben gibi yetişkin avukatlar, mühendisler, doktorlar, onlardan alışıyor. Çok enteresan bir dünyaları var. Bir de 7-9 yaş arası, bir de 9-11 yaş arası, bir de 14-16 yaş arası. 3 farklı grubum daha var. Çok güzel gidiyor. Çok daha büyüyecek gibi görünüyor. Belki tiyatromuz olur günün birinde yeniden. Daha böyle yapım şirketleri falan da düşünüyor. Kendi işlerimizi yapalım. Kendi projelerimizi üretelim. Gençler gelsin. Büyük üretme fabrikalarımız olsun diyor. Artık hiç korkmuyorum. Ekim'de açtık. Artık hiç korkmuyorum. Ve çok teşekkür ediyorum onlara da böyle bir şey hayal ettikleri için. Çok teşekkür ederim bize de zaman ayırdığınız için Londra'da. Ben teşekkür ederim.
Arşiv Adası'nda bugün konuğumuz Sevinç Erbulak'tı. Kendisiyle ilk başta 1988 yılına gittik. Babası Altan Erbulak'ın BBC Türkçe Radyosu'na verdiği bir söyleşiyi dinledik. Ardından hem Altan Erbulak hem de bugün hakkında konuştuk biraz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.